Bekir Hazar, Leş Kargası iş başında. Avrupa'nın geleceği karanlık çünkü tünelin ucu görünmüyor artık. Korku ve endişe dağları oluştu. Son Avrupa parlamentosu seçimlerinde de bu korku bulutların üzerine çıktı. Çünkü AB karşıtı faşist partiler oylarını tavan yaptırdı. Fransa, Avusturya ve İtalya'da faşistler birinci, Almanya'da ikinci sıraya yükseldi. Amerikan derin devleti başkanlık yaptığı dönemde Trump üzerinden Avrupa'yı Çin'den sonra Amerika'nın en büyük ikinci düşmanı ilan etmişti. Çünkü artık Avrupa Çin'e kayıyor, Amerikan hegemonyasını sarsıyordu. Avrupa 2023'te Çin'den 524.4 milyar euroluk mal alıyordu. Amerika satışı 344.2 milyar euroya ve ikinciliğe gerileyerek büyük darbe yiyordu. Üstelik Çin henüz İpek yolunu tüm hatlarıyla harekete geçirmemişti. Hala buna yatırım yapıyordu. İpek yolu geçiş yolları tam anlamıyla kurulduğunda Avrupa artık esiri oldu. Çin'i daha da büyütecek, Amerika'dan mal alımını daha da azaltacaktı. Bu görüntü Amerika'nın trilyon dolarlar kaybetmesi demekti. Avrupa, Sami dillerde güneşin battığı taraf anlamına geliyordu. Amerikan derin devleti güneşin battığı Avrupa'nın tamamen karanlığa gömülmesi için harekete geçti. Ukrayna-Rusya savaşına yol verilmesi bunun bir parçasıydı. Rusya'ya enerji anlamında göbekten bağlı olan Avrupa bu savaşla birlikte en büyük darbeyi yiyordu. Enerji krizi fiyatları fırlatıyor, Avrupa'da sosyal patlamaların çanları çalıyordu. Avrupa ülkelerinin sömürgesi durumundaki ülkelerden de göçmen yığınları siyahi desteğiyle kıtaya hücum ediyordu. Böylece Avrupa'da göçmen karşıtlığı ırkçı aşırı sağ partilerin yükselişine evriliyordu. Steve Bannon Trump döneminde Beyaz Saray'ın baş stratejistiydi. Aynı zamanda da derin devletin tetikçisiydi. İstifa ettirilip Avrupa'ya yeni bir göreve gönderildi. Avrupa ırkçı ve faşist partilerin oylarını artıracak çalışmalar yap, AB karşıtı aşırı sağ birleştir denerek Steve kurduğu hareket vakfı aracılığıyla İtalya'ya geliyor, faşist parti liderleriyle sarılıyor, Fransa'ya geçiyor, ırkçı lider Löpen'le öpüşüyor ve hepsini Brüksel'de kurduğu merkezin çatısı altında birleştiriyordu. O dönem İtalya'da yayınlanan Correra della Sera gazetesi, aşırı sağ lider Salvini, Amerika Başkanı'nın eski danışmanı ve AB'nin yok edilmesinin teorisyenisti Steve Bannon'ın hareketine katıldı diye yazıyordu. La Repubblica da Steve Bannon'ın Beyaz Saray'dan sonra Avrupa'ya göç ettiğini ve göçmen karşıtı gerginliklerden faydalanarak Avrupa'daki AB'ye karşı çıkan milliyetçi kamuoyunu hedef aldığını manşetten duyuruyordu. Operasyon büyüktü. Amerikan başkanının baş stratejisti Avrupa'da faşist partileri koltuğunun altına alıyordu. Hatta öyle ileri gidiyordu ki Fransız Faşist Partisi'nin kongresine katılıp kürsüde Bırakın size ırkçı desinler. Bırakın size yabancı düşmanı desinler. Bunu bir gurur madalyası gibi taşıyın çünkü her geçen gün biz güçleniyor, onlarsa zayıf düşüyor diye bağırıyordu. Fransız ırkçı parti lideri Le Pen koltuğundan fırlayıp alkışlıyor, Amerikalı Steve Bannon'a dokunuyor, sarılıyor, öpüyordu. İspanyol gazetesi La Vanguardia, gelecekte pek çok yurttaşın Avrupa'ya öfkeli olmasının tek bir adresi ve lideri olabilir. Hareket Vakfı ve başındaki Steve Bannon. Tuhaftır bu hareketin lideri Avrupalı değil, eski bir Amerikalı tanıdık diye çığlık atıyordu. Avrupa Parlamentosu eski üyesi Rui Tavares, Publiko'daki yazısında Bannon gibi bir leş kargasının Avrupa'da ne işi var? Avrupa parlamentosu seçimlerinde sağcı popülistlere destek olması amacıyla uluslarüstü bir hareket kurmak için sınırları aşmak, Bannon gibi bir faşist için fazla kozmopolit bir tutum değil mi? Tabii ki öyle. Leş kargasının hedefi AB'yi zayıflatmayı başarmak ve ufukta görünen ticaret savaşlarında yenilmesini sağlamak diye nara atıyordu. Faşistlerin son seçimde patlama yaptığı Avusturya'da Salzburger Nachrichten gazetesi de Bannon'ın Avrupa'nın leş karkalarını bir havuzda toplama çabasının adını koymak lazım. Ancak öncelik sivil toplumun bu faşist Amerikan hayaletinin Avrupa'da pis işler çevirmesini engellemesidir. Bu Amerikalı milliyetçi şovenistin Avrupa'da işi yok diye yazıyor. Bannon go home diye manşet atıyordu. İngiliz siyasetçi Halford J. Mackinder, Doğu Avrupa'yı kim kontrol ederse Avrasya'nın kalbini, kim Avrasya'yı kontrol ederse Dünya Adası'nı, Avrasya ve Afrika'yı, kim Dünya Adası'nı kontrol ederse Dünya'yı kontrol eder diyordu. Amerika, Avrupa'yı gaz verdiği Ruslarla dövüyor, Kıtanın tamamında AB karşıtı ırkçı partileri Steve gibi leş kargalarıyla korkak tavşana çeviriyordu. Dünya siyasetinde silik bir Avrupa vardı artık. Yakında büyük sokak olayları ve terörle de buluşturulacaklardı. Hitler, Mussolini gibi yeni tipler doğurmaları bile işten değildi. Amerikan aklı onları Ruslarla savaştırmayı dahi istiyordu.'' Büyük belalar onları bekliyordu. Avrasyadan Afrika'ya, Balkanlardan Kafkaslara kadar her yerde muazzam güç toplayan Türkiye'ye yakında daha muhtaç hale geleceklerdi. Bu bir hayal değil artık. Çünkü Güneş asla batıdan doğmuyor. Bekir Azar, Takvim. Mehmet Hacet, Irkçı Partilerin Zaferi ve Avrupa'yı yakın gelecekte bekleyen iki büyük tehdit. 5 yıl aradan sonra yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki siyasi dalgalanmaları, toplumsal refleksleri göstermesi bakımından bir hayli öğretici veriler sundu sonuç epey bir süre önce nüksetmiş olan yüzyıllara sari ırkçılık probleminin nasıl depreştiğini demokrasi insan hakları hukukun üstünlüğü ifade özgürlüğü gibi değerlerin nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğunu bir kere daha gözler önüne serdi. AP seçimlerinin en sarsıcı sonuçları birliğini iki lokomotif ülkesinden biri olan Fransa'da ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liberal kanatta yer alan Partisi Rönesans, seçimlerde sadece %15'lik bir oy desteği bulabilirken, daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki defa yendiği ırkçı görüşlere sahip Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi, iki katından daha fazla bir oyla, %32 ile seçimlerden galip ayrıldı. Partisinin açık ara farkla yenilmesinden sonra açıklamalarda bulunan Macron, sonuçların Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını söyledi. Macron açıklama yapmakla da kalmadı, Fransız meclisini fes ederek erken seçim kararı aldı. Parlamento seçimleri Macron'un mevcut görevini yani Cumhurbaşkanlığına etkilemeyecek. Kendisinin önünde hala 3 yıllık bir görev süresi var. Ancak biraz da meydan okuma amaçlı ilan ettiği parlamento seçimlerinden istediği sonucu alamazsa Macron için sonun başlangıcı olarak nitelendirilebilecek bir süreç hızlanabilir. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporundan Avrupa parlamentosunda fikir ayrılıkları artacak. Avrupa parlamentosu sonuçları ırkçılık dalgasına karşı durmaya çalışan Avrupalı yönetici ve siyasetçilerin yüzünü ekşitti. Birliğin diğer lokomotif üyesi Almanya'da da ırkçı partiler oylarını artırırken Şansölye Scholz üzerindeki erken seçim baskıları artmaya başladı. Faşizmin yükselen ayak sesleri AP üzerinden Avrupa Birliği'nin iç bütünlüğünü tehdit edebilecek bir takım sonuçlar üretebilir. Nitekim seçimlerin hemen öncesinde Profesör Doktor Talha Köse'nin başkanlığını yaptığı Milli İstihbarat Akademisi'nin hazırladığı rapora yansıyan ifadeler üzerinden bakılacak olursa bu sonuçlarla AP'nin kendi içerisinde siyasi tartışmalar ve fikir ayrılıklarıyla daha fazla enerji kaybedeceği ve karar alma süreçlerinde daha fazla zorlanılacağı öngörülüyor. Bu durum AB'nin uluslararası alandaki aktörlük konumunu daha fazla sorgulanır hale getirebilir. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçları ve yükselen ırkçılık dalgası Avrupa'yı içeriden sarsmaya devam ediyor olsa da, birliğin yakın geleceğini riske atan asıl tehditler dış kaynaklı. Bu tehditlerden bir tanesi Rusya. Ukrayna'yı Şubat 2022'de işgale girişen Moskova'nın savaşı kazanması halinde burada durmayacağını da belli eden bir anlayışla hareket etmesi Avrupa'nın uykularını kaçırmaya devam ediyor. Bu savaşın etkileri yaklaşık iki buçuk yıldır hem savunma hem de enerji krizi üzerinden Avrupa'yı sarsmaya devam ediyor zaten. Ama en kötüsü bu değil. En kötüsünü Putin'in Ukrayna sınırlarında duracağına inanmamalıyız diyen Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius dillendirdi. Alman Savunma Bakanı federal mecliste yaptığı konuşmada 2029'a kadar savaş kabiliyetine hazır hale gelmeliyiz. En kötüsünün gerçekleşmesini önlemek için caydırıcı bir rol oynamalıyız diye konuştu. Trump'ın dönüşü Avrupa Birliği'ni bütünlüğünü kökten etkileyebilir. Avrupa'nın bütünlüğünü yakın gelecekte tehdit edebilecek İkinci bir gelişme, Kasım ayında Amerika'da yapılacak olan seçimlerde Trump'ın ve Trumpizmin dönüşü olabilir. Neo ulusalcı dalgalardan etkilendiğini 4 yıllık başkanlık döneminde bol bol belli eden Trump, Avrupa'nın güvenliği üzerindeki Amerika şemsiyesini toplama anlamında yeni adımlar atabilir. Ve bu durum Avrupa ama özellikle de Almanya üzerindeki Rus tehdidinin artmasına yol açabilir. E zaten açıktan dillendirilen ve açıkça yürütülen silahlanma programı Almanya açısından muhtemel bir Rusya karşılaşması sırasında Amerika'nın koşup gelip yardım edeceğine duyulan güvensizlikle de doğrudan ilişkili. Ünlü tiyatro yazarı Anton Çehov'un şu ünlü sözü, bütün bu olup bitenler muacehesinde bundan böyle daha fazla akılda tutulmalı. Eğer İlk sahnede duvarda bir silah asılıysa oyunun sonunda o silah mutlaka patlar. Mehmet Acet haber7.com